Depremin ardından depremzedelerin bir kısmı tahliye edildiler. Bir kısmı kendi olanaklarıyla çevre illere göç etmeye başladı. En yoğun göç alan illerden biri de tabii daha yakın olduğu için Mersin. Enkazdan çıkıp orada bir ev bulmaya çalışan depremzedeler çok yüksek kiralarla karşılaştılar Mersin'e gittiklerinde. Emlakçılar Odası da bu duruma tepkili. Gerçekten içimiz çok dolu. Yaklaşık 2-3 gündür depremin olduğu günden bugüne Mersin'e ciddi bir göç almaktayız. Evi yıkılanlar, enkazdan canını zor kurtaranlar, ağır hasar alan evlerine adım atamayanlar, depremin yıkıp geçtiği illerde barınamayanlar akın akın çevre illere göç etti. O illerden birisi de Mersin. Ancak bu durumu fırsata çevirenler var. Art niyetli, fırsatçı, mülk sahipleri inanın 5 bin liralık daireyi 7-8 bin lira. 7-8 bin liralık daireyi 10-15 bin liraya çıkardılar. Büyük bir fahiş fiyatı uyguladılar. Ben bu açıklamayı yaparken inanın üzülüyorum. Mersin'e yoğun bir depremzede göçü yaşandı. Kente barınma sorunu ilk sıraya yerleşti. Enkazdan çıkıp yaşama tutunmaya çalışan depremzedeler Mersin'de fahiş ev kiralarıyla karşılaştı. Onlar ne yapacağını şaşırdı. Duruma tepki gösteren Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Can Polat, olağanüstü günlerden geçildiğini hatırlatarak mülk sahiplerini empati kurmaya çağırdı. Enkazın altından, göçüğün altından canını zor kurtaran depremzede kardeşlerimizi biz burada yüksek fiyatlarla öldürmeye çalışıyoruz. Reyhan,